Merhaba arkadaşlar, ben Emre Erbaş. Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisiyim. YouTube'daki kanalından beni takip edenler bilirler. Yaklaşık muhtemelen 40. videolardan birisidir bu. Bundan önceki videolarda karşılaştığım sorulardan dolayı biraz daha temel olacak bilgileri vermeye çalışacağım. Hatta o kadar temel sorular geldi ki kristalin işleme mantığını veya artı eksinin ne olduğu ile ilgili bile sorular aldığım için bu dersi biraz basit tutmayı planlıyorum ama benim tarzım biliyorsunuz en başta noktalı virgülden girip en sonda elektronun üzerinde neleri anlattığını ifade eden birisiyim. Ders dinleyenler görür. O yüzden ben biliyorum diye düşünüp bu videoları izlememezlik yapmazsanız bence sizin faydanız olacaktır. Öncelikle PİK'in en eski görüntülerinden birisini daha iyi olduğunu düşündüğüm için göstereceğim. Şu an piyasada bu tür PİK bulamazsanız, bulursanız da onu almayın. Bunun üretimi çok eski bir parça. Böyle ortasını açık olarak bıraktıkları. Baya baya eski ya. Her neyse. Ortasında bir silisyum devre var. Birkaç bin taneden trilyonlara kadar giden transistörden oluşan, bazılarında memory kısmı, tarla gibi böyle transistörlerin olduğu bir parça. Ayaklarına buradan teller çıkar. Temel parçamız budur. Bu mesela 40 bacaklılar için bahsedecek olursak, 2 tane burada, 2 tane burada artı ve eksi beslemeler var. Şu bence çok önemli bir detay. Baskı devre yapan arkadaşlar, siz burada eksiyi bağladınız ya, şuradaki eksiye de bağlamak için kalkıp buradan buraya atlama yapmak zorunda kalırsınız. Yapmayın. Niye yapıyorsunuz? Zaten buradaki eksi, buradaki eksiyle birleşik. Buradaki artı da buradaki artıyla birleşik. Mikroçip firması eksinin ve artının zor dolandığını düşünerek her iki portta da her iki tarafa da artı ve eksi koymuştur. Onun sebebi o. Hepsini birbirine bağlamak zorunda değilsiniz. Proteus'u birbirine bağlayın gibi gösterir. Önemsemenize gerek yok. İkinci bir uyarım. 18F serisini kullananlar özellikle. 16F bu çok sorun çıkartmaz. 18F serisinde ilk baştaki ayak mirror clear MCLR diye kısaltılıyor. Evet. Hafıza temizleme ayağı. Bu ayak artıda olmadığı sürece bu cihaz çalışmaz. Eğer 18F serisindeyse. Eğer 16F serisindeyse bu sorun yaşamaz. Çoğunlukla. Şunu da eklemeliyim. Ayak durumu genelde değişir ama yanlış hatırlamıyorsam 13-14'tü galiba clock ayakları. Onu zaten datasheet'ten bakarsınız. Birazdan bir datasheet örneği göstereceğim. Bakın. Şu arkadaş kristal. Resim büyütçe bozuluyor. Şu an piyasada en çok şundan bulursunuz. Yaklaşık 50 kuruşluk bir malzeme. Bunun iki ayağını 13 ve 14 muhtemelen clock in ve clock out'a bağlayacaksınız. Ve ondan sonra bunun ayaklarından kapasitörle ground'a bağlayacaksınız. Bu ne yapar? Bu ne işe yarar? Asıl bu kısma kadar çok temeldi anlattıklarım. Şimdi biraz daha matematiksel bir şeyler anlatmayı deneyelim. Bu elektrik verildiği zaman sinüs dalgası diyebileceğimiz bir dalga üretir. Bu bir sinüs değil. Ama olsun. Yani artık idare edeceğiz. Yani sinüs dediğim şey şu şekilde bildiğiniz horizontal bir tabaka. Tamam. 20 MHz diyorsa, mesela şöyle çizeyim şurayı. Şöyle. Şurası tepe noktası, şurası alt noktası. Sonra buradan sonra tekrar inecek. Arkadaşlar şimdi burası bir dalga. 20 MHz diyorsa saniyede bu dalgadan 20 MHz kadar üretiyor olması gerekir. Mega, kilo ve hertz işlemleri şu şekilde olacak. Hertz diyorsa o rakam bölü saniye bir kere. Kilohertz diyorsa yanında çarpı 1000. Megahertz diyorsa yanında 1 çarpı 1000 daha. Bunu ne için anlatıyorum? Şu yüzden anlatıyorum.
Bu ne nasıl neye yol açar çalışırken? Bunun içerisine yazdığımız bilgileri belli bir hızda okur bu cihaz. Bu hızı buradaki kristalimizden gelen sinyal belirler. Şimdi söyleyeceğim işlem bence çok önemli. Kristalinizin hızını 4'e böleceksiniz. Neden 4'e böleceksiniz? Mikroçip böyle kullanıyor. Şu dalgalardan her 4 tanesi pik için bir clock sinyalidir. Öncelikle bulduğunuz, yani aldığınız frekansı 4'e böleceksiniz. Diyelim ki 20 MHz'i böldük 4'e 5 MHz. Ondan sonra bu 5 MHz 1 bölü 5 MHz olarak işlem yapın. Bu da ne demek olur? 0,2 mikrosaniye olur. Bu işlemleri anlatmayayım. 0,2 mikrosaniye mi dedim? Evet öyle dedim. Yani ne olmuş oluyor bu? 200 nanosaniye. 200 nanosaniyede bir işlem yapar demek. Mikroçip. Clock sinyalinin tüm olayı budur. Ekstra bir şey daha ekleyeyim bu video için. Mikroçipler portlardan oluşur. Eğer 40 bacaklı bir parça kullanıyorsanız A portu var, B portu var, C portu var, D ve E portu var. Hepsi 8'lik değil maalesef. O bizim için biraz sorun çıkartıyor bazen ama olsun. B portu tam 8'liktir. Port dediğimiz olay bir satırda mesela A portunda işlem yaparsanız o cycle içerisinde yani şu clock sinyali içerisinde orada işlem yapabilirsiniz demek. Yani buradaki port birlikte ise bir işlemde buradaki port üzerindeki tüm değerleri değiştirebilirsiniz. Input ya da output olayına değiştirebilirsiniz. Ama diğer portta başka bir işlem yapmak istiyorsanız önce burada işlem yaptıktan sonra burada işlem yaparsınız. Ve iki işlem arasındaki maksimum en düşük minimum süre nedir? Clock sinyalinizin 4'te 1'i kadardır. Yani eğer 20 MHz kullanıyorsanız bu 0,2 mikrosaniye demektir. Bu video serisiyle ilgili bir bilgi vereceğim. İlk video için çok temel gören arkadaşlar olup izlememeyi düşünebilirsiniz. Benim planım şu. Datasheet'imiz var mı burada? Şurada bir datasheet var. Datasheet'lerde neresi? Mesela şunun gibi bir şey göstereyim. Gösteremedim. Şunun gibi bitlere isimler verilmiş. Bitlerin kodları verilmiş. Bunlar assembly kodları. Bunların nasıl çalıştığına kadar bu video serisini ilerletmeyi planlıyorum. Eğer ilgi olursa ARM mimarisi benim için elektroniğin en önemli şeyidir ARM olayı. ARM'ı anlatmayı planlayacağım. Yani en azından mimarisinden bahsedeceğim. Kod yazmak olmasa da. Gerekirse ona da geçeriz. O yüzden bu video serisini takipte bulunmanızı tavsiye ederim. İlginiz için çok teşekkür ederim. Kanala gerçekten ciddi bir ilgi var. Umarım devamı da gelir. Teşekkür ederim.